ekranlarından herkese merhaba. Bugün 19 Ekim Perşembe. İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi İSSU Genel Müdürlüğü, karbon salınımı ve enerji maliyetlerini azaltma hedefleri kapsamında önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Ödemiş ve Kiraz'da güneş enerjisiyle çalışan içme suyu kuyuları hizmete alındı. İSSU, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Suyer'in sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda başlattığı yenilikçi enerji uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Ödemiş'in Çamlıca ve Kiraz'ın Çömlekçi mahallelerinde enerji temini güneş panelleriyle sağlanan iki yeni içme suyu sondaj kuyusu açıldı. Ödemiş'in Bademli Mahallesi Kervan Yaylası mevkiinde bulunan ve elektrik verilemediği için kullanılamayan bir kuyuda kurulan güneş enerjisi panelleriyle aktif hale getirildi. İSSU yetkilileri güneş panellerinin enerji maliyetlerini düşürmekte rol oynayacağını vurgularken, güneş panelleri sayesinde enerji temininin sorunlu olduğu bölgelerde yer alan su kaynaklarından faydalanmanın da mümkün hale geldiğini kaydetti. İzmir'de pazar günü düzenlenecek olan bisiklet yarışı sürücüleri de etkileyecek. İzmir'de bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İzmirliler kendilerini doğrudan etkileyen bir haberle güne uyandı. İzmir'de bazı yollar Turkcell Gran Fondo İzmir bisiklet yarışı sebebiyle trafiğe kapatılacak. Pazar günü gerçekleştirilecek olan yarışmadan Konak Urla arasındaki yollar etkilenecek. Saat 6-15 arasında trafiğe çıkacak sürücülerin alternatif güzergahlar tercih etmesi gerekecek. Su krizi İzmir'i tehdit ediyor. Kentin su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan barajlardaki su seviyeleri son 14 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Uzmanlar uyardı. İzmir'in su ihtiyacının %44'ünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyeleri son 14 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Doluluk oranı %29,90'a kadar gerileyen Tahtalı Barajı, İzmir'in ana içme suyu kaynağı olarak büyük öneme sahip. Ancak Tahtalı Barajı'nda yaşanan bu düşüş diğer barajlarda da benzer şekilde yaşanıyor. 9 Eylül Üniversitesi'nden Profesör Doktor Doğan Yaşar, barajlardaki doluluk oranlarındaki düşüşü endişe verici olarak değerlendiriyor. Yaşar, diğer barajlarımızda da aynı şekilde doluluk oranı düşüyor. Şu an için büyük bir sıkıntı yaşanmasa da bu durum kuraklık tehlikesinin habercisi olabilir şeklinde konuştu. İzenerji'de ikramiye kriziyle 11 bin işçi grevin 3. gününde tekrardan iş bıraktı. İzenerji işçilerinin 17 Ekim'de ikramiyelerinin yatırılmamasıyla başlayan grevi 3. gününde de uzlaşı sağlanamadan devam ediyor. Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcileri bazında devam eden grevde işçilere 7.000 liralık ikramiyelerinin 2.500 lirasını 20 Ekim Cuma, geri kalanını ise ay sonu yatırılması teklifi yeniden iş bıraktırdı. 11 bin İzenerji işçisi sabah saatlerinde Egemenlik binası önünde bir araya gelerek yarım gün iş bıraktı. İzmir'in Bornova ilçesinde 20 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs babasının kavga ettiği kişilere av bıçağıyla saldırdı. Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olayda yaşanan kavga ve şüphelilerin kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre geçtiğimiz salı günü yabancı uyruklu Nihat Memik ve Türk vatandaşı E.Ç., ailecek ayakkabı tamiri ve imalatı işi yapan yabancı uyruklu V.S. ve oğlu M.S.'den sahte dolar karşılığında bir miktar gerçek dolar istedi. Baba oğul V.S. ve M.S. bu teklifi reddetmesi üzerine Nihat Memik ve E.Ç. M.S.'nin küçük kardeşini gasp ederek ev anahtarı ve ayakkabı kalıp malzemesine el koydu. El konulan eşyalarını almaya gelen baba, V.S. ile araçla gelen Nihat Memik ve E.Ç. arasında kavga çıktı. Olayı gören oğlu M.S. ise dükkanda bulunan av bıçağıyla Nihat Memik ve E.Ç.'ye saldırdı. Nihat Memik yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken durumu ağır olan E.Ç.'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi. İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekiplerinin istihbarat üzerine takip ettiği bir kişinin üzerinden içime hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin bir süre takibinin ardından şüpheli Atatürk Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde durduruldu. BCK'nın üzerinden ruhsatsız silah ve mermilerin yanı sıra içime hazır metamfetamin ve esrar maddeleri ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen BCK çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
19 Ekim 2023 Perşembe günü altın fiyatları gram altın 1754 liradan, çeyrek altın 3003 liradan, cumhuriyet altını 11.963 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle: BIST 100 7.919'dan, dolar 28.02'den, euro 29.61'den, petrol 89.83'den ve bono 23.82'den işlem gördü. 20 Ekim 2023 Cuma günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak: İzmir az bulutlu 26 derece, Bornova ve Karşıyaka 27 derece, Karabağlar 25 derece, Buca 26 derece, Çeşme, Urla ve Dikili 24 derece, Foça ve Selçuk 26 derece, Çiğli, Aliağa ve Torbalı 27 derece, Ödemiş 25 derece ve Menemen 26 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.